Merhaba arkadaşlar. Spinav'ın nasıl yapıldığı, hangi malzemeler kullanıldığı ile ilgili yani benim bildiğim kadarıyla, yaptığım kadarıyla birkaç bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi spinav'ı açacak dediğimiz bir av. Sahte, rapala, kaşık, buna benzer ürünlerle yapılıyor. Spin kamışı dediğimiz hafif, esnek, makine olarak da küçük kafa makineler ve yürüyerek çok mera değiştirerek yorucu bir av. Onun içinde kullandığımız malzemelerin hafif, taşıması kolay, esnek ve sahteyi, rapalayı istediğimiz gibi hedefe atmamızı sağlayan malzemeleri kullanıyoruz. Çeşit spin malzemeleri var. Mesela kaşıklar. Bu genelde yayın avında kullanılıyor. Kurbağa. Ben genellikle kasna ve turna avı yapıyorum. Turna avında ve kasna avında en çok kullandığım, mesela turnanın en çok vuruş yaptığı kırmızı baş dediğimiz silikon bir sahte. Kasna'da da pembiş dediğimiz bir sahte. Genellikle spinav'ı, bunu ben tatlı su için söylüyorum, kasna, turna, yayın, alabalık. Alabalık bizim sularımızda çok ender bulunan, meraları zor olan, kolay kolay pek bulamadığımız bir balık. Bugün kasna avına geldim. Kasna avı yapıyorum. Dün bayağı bir bereketliydi. Güzel vuruşlar aldım. Ama işte dereye ağ ve sertme, bir de hip hop dökülünce benim de moralim bozuldu. Avı yarıda bıraktım, geri döndüm. Şu anda oldukça sessiz. Mera'ya vardığınızda olabildiğince sessiz, sakin olmanız gerekiyor. Yoksa maalesef vuruş olmuyor. Yani pek randımanlı bir av olmuyor. Hatta ben Mera'ya vardığım zaman hemen atış yapmam. Veya hemen av yapmaya başlamam. Muhakkak bir dururum. Sakinleşmesini beklerim. Sessizliği sağladıktan sonra av yaparım. Spin avında bir de pense muhakkak bulundurun. Sahtelerde iğne olduğu için, balık da çok hareketli olduğu için, balığı çıkartırken çok aşırı derecede hareket ettiği için iğne elinize batabilir. Muhakkak bir pense, eldiven, bunları muhakkak yanınıza bulundurun. Spin yorucu bir avdır. Mesela ben şu anda 1,5-2 saatten beri yürüyorum. Şimdi birazdan şurada, şu bölgede atış yapacağım. Kamerada çekecek inşallah. Bakalım şansımıza herhangi bir şey gelecek mi? İşte böyle. Ben bildiğim kadarıyla, ben bu işte çok usta bir insan değilim. Bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Spin zevkli bir avdır, keyifli bir avdır. Hele yalnız yapıldığı zaman, tek başına yapıldığı zaman daha keyiflidir. Sessizliği daha iyi sağlayabilirsiniz. Tehlikeli mi? Bölgeyi bilmiyorsanız, yöreyi bilmiyorsanız spin avı tehlikelidir. İşte çoban köpeği, yabani hayvanlar, yılan, bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ben bu bölgeyi gayet iyi biliyorum. Bakalım birkaç burada atış yapayım. Şu anda çok güzel bir meradayım. Belki görme şansınız vardır. Aşağıda çok iri, çok büyük balıklar var.
Maşallah çok büyük balıklar var. Evet. Oho süper. Evet ilk balığımı aldım. Nereye atış yapmamız gerekiyor? Atış genellikle ağaç altı veya tam koyların başladığı yerlere. Atış yaparsak daha verimli, daha güzel vuruşlar alabiliriz. Şu anda siz göremiyorsunuz ama tam ileride koyun başladığı bir yer var. Oraya bir atış. Yok, yok, yok. Balık yok. Her sene illa bir tane büyük alırım. Mükemmel bir mera. Yani bugün çok kötü bir av yapıyorum ama buradan ümitliyim. Yorulduk, acıktık. Karnım da acıktı. Çok güzel bir alandayım şu anda yine. Basit burada olmazsa zaten elim boş dönmüş gibi bir şey olacak. Yani birkaç balık var sadece. Bakalım nasip.
bugün spin avıyla yaptığım balıklar yine güzel bir av oldu. Şimdi bunları suya iade edeceğim. Hepsi canlı. İnşallah büyük bir balık. Hadi bakalım sen de. Kaybo. Bu da gitti. Bir avın sonu.